denizlerin faşizme, adım atla canların yobazlara direndiği şehirden, Sivas'tan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel organizasyonu düzenleyen Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin değerli il başkanına, il yönetimine, ilçe yönetimine teşekkür ediyorum. Yarın burada partimiz adına görevliyim. Yarın 3 tane aday adayı arkadaşımız temayül yoklaması, eğilim yoklamasında yarışacaklar. Umarım az önce genel başkanımızın söylediği gibi bizim artık başarı hikayeleri yazmamız gerekiyor. Bizim örnek belediyecilik faaliyetleri yapmamız gerekiyor. Bizim ranttan, bizim AKP iktidarından farklı hikayeler göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden de yerel yöneticilerimize çok büyük görevler düşüyor. AKP'nin kullanmış olduğu gerici, faşist siyasi anlayışa karşı bizim özgürlükçü, demokrasiden, özgürlüklerden, kadın haklarından, kadınlardan, gençlerden, engellilerden yana faaliyetler gösteren, gerçekten de toplumu her kesimine örnek olan belediyecilik faaliyetlerinde bulunmamız gerekiyor. Tabii ki biz ana muhalefet partisi olarak bu yerel seçimleri önemsiyoruz. Her seçim önemli ama bu yerel seçimler daha önemli. Şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin küçük ortağı Devlet Bahçeli'nin dediği gibi Ankara ve İstanbul alırsak bunların 16 Nisan referandumunda getirdikleri, 24 Haziran'da uygulamaya koydukları tek adam rejimi sorgulanmaya başlayacaktır. O yüzden yerel seçimlerde dayanışma içinde olacağız, bir olacağız, beraber olacağız ve ülkemizin üzerine ne yazık ki bu faşist dalgayı, ülkede esen bu faşist ve gerici dalgayı hep beraber yırtacağız diyorum. Yemekleriniz geldi. Fazla sözümü uzatmıyorum. Afiyet olsun diyorum. Bu güzel organizasyon için tekrar başkanlarıma teşekkür ediyorum.